Üçüncü defa tutalım Buse'nin. Bakalım. Buse'nin 3 puan hangi geline gitti? Buse'nin 3 puan alan gelinimiz çektik. Ayşe. Ayşe bugün 3'ten gidiyor. Buse Hanım, kokladınız, baharat tadını aldınız. Evet. Etini beğendiniz. Etin yoğun baharatlı olmuş senin. Beğendim derken evet pişmiş ama baharatı çok yoğundu. Pilavın seviyesi çok azdı. Soğan aşırı fazlaydı. Ben normalde kavrulmuş soğanı çok severim yemeklerde. Ama seninkisi çok fazla olmuş. Ya normalden iri doğradın, o böyle dolu dolu bir koktu. Çünkü bak iki tabağı da kokladım. İkisinde de bana öyle bir kötü soğan kokusu gelmedi. Ama seninkinden soğan kokusu geldi. Demek ki onda toplanmış hepsi. Yani toplanmış. Sonuçta yani güzelce karıştırdın. Bence bir şu tabağa bence fazla bile verdim. Yani iki bile verebilirdim de. Şimdi ilk günlerde vermeyeyim diyorum. Hadi bir de zor bir yemek, emekli bir yemek olduğu için. O yüzden sana iki verdim. Normalde pilavın oranı bile Buse doğru değil şey yani. Buse abla bir şey Mısvan kokar mı? Efendim? Mısvan kokar mı? Pişmemiş işte, kokuyordu. Demek ki kavuramamış onu. İri iri doğramış, kavuramamış. Ya o yüzden kokuyordu yani. O pişmiştir, sayıtı telaşlanmıştır yani. Hayatım pişirememiş çok demek ki Fatma abla. Çok güzel pişirdim yani, güzel kavurdum. Pişirse o koku gelir mi? Bu ailede soğan bağımlılığım var. Ne var ben anlayamadım ki. Koca koca soğanları doğramış. Fatma abla da o gün soğan da soğan, soğan da soğan diye tutturmuştu. Demek ki kocaman kocaman doğradı o soğanları, pişiremedi. O ya ben ilk defa duydum yani pişmiş soğanın koktuğunu. Yani hiç o Fatma ağzının tadı tabak, yok. Tabak taktığında direkt ağzından çıkardı etini. Hiç beğenmedi. Hı. Keşke o tabağa iki verseydin. Üç bence gerçekten Ayşe'ye verilmiş çok büyük bir puan. Hiç ben senin yerinde 3 alsam kalkıp yani konuşmam. Bir kere Fatih Bey yorumlarken sana gereken her şeyi söyledi. Bir daha aynı şeyleri senin söylemek etin istemiyorum. Hiç pişmemişti bile, lastik gibiydi. Ben herkesten 5 aldım ya. Lastik bir tek Kirin abladan almadım. Yani benim lastik tabağım değil ama senin tabağını konuşuyoruz. Yani ben de Buse abla diyorum ki yanlış puan verdin. Tamam da benim etim güzel pişmişti fazla en azından. Fazla bile verdim sana, evet, doğru söylüyor. Tabaklara sadece kokuyla puan verdim biliyor musun? Hayır, kokuyla. Buse abla tadıyla değil, ucundan şey baktım. Yok ben bunu sevmem, yok tatlı, yok şöyle, yok evet, böyle. Yedim, hepsinden yedim. Kestanesini yedim. Pilavını yedim. Hayır yemiyorsun. Etini yedim, yufkasını yedim. Yemiyorsun. Kokladım. Buse abla verme puan. Böyle beğenmediğin tabaklar oluyor ya, bas iki. Çünkü hayatım, hak etmiyorlar. İşte emek dedim. İşte, uğraşmışlardır dedim. İşte o yüzden ama verdim. Biz de uğraşıyoruz yani. Mesela ben doğru de uğraşıyorum. Evet. 5 alıyorum, 3 alıyorum bilmem ne. Yani ben de uğraştığım için onların uğraşmasının benim için hiçbir bir önemi yok. Canım. Senin için de önemi olmasa. Buse ablacığım. Yani öyle bir sabaha bas ikileri. Bu, doğru şey söylüyor. Buse ablacığım sen bu şekilde puanları havadan dağıtmaya devam edersen Dilan gibi seni de yollar yakında, dikkat et. Yollamaktan kastım. Ya ben yollamaktan yani, bahsetmiyorum ama. Yollamak için kimseyi yolladığı yok. Dilan'ı gönder işte, seni getirdi. Senin yerine de başka birini bulur getirir yani abla, yapmadığı iş hayatı değil. Tek görümcesi. Kilo alırım diye mi korkuyorsun? Şundan ne kilo alacağım? Ben zaten almışım alacağımı. Hiç ay, öyle kilo takıntım da yok zaten. Hiç seni doyuramadık zaten. Çünkü aç geldim, aç geldim, evet, aç geldim. Evet, aynen. Aç hatta geldim, doyuramıyorsunuz için bir yemek çünkü yapacağız. Güzel yemek yapamıyorsunuz. Ye o zaman, güzel tadım yap. Güzel yapın da yiyeyim. Kuzu mu çevirelim? Ben kendimi doyururum, sen merak etme. Bir kuzu yeter mi sana? İyi tabak bulunca bir tanesini bir böyle komple bitireceğim gerçekten. Ha, bütün kuzuyu. Buse ablacığım. Kuzuyu değil, iyi bir tabak çıkarırsanız böyle oturacağım burada. Var ya şapur şapur yiyeceğim gerçekten. Buse ama abla, iyi bir çıkarın önce. Ama şey biz sana iyilik yapıyoruz. En kötü yemek yapan kadına, geline 3 puan verdin ya. Onun hakkı 2 değil, 1 bile ya. 1, 1. Verilebilse de 0 verseniz keşke. İşte. Çünkü en kötüsünü yapıyor gerçekten. En güzel benim. Fatih Bey, bak abla ben haftalardır buradayım. Fatih Bey ilk kez ağzından bir şey çıkardı. Çiğdi. Doğrudur. Yani ben ve bir de küçük aldım. Küçük et aldım. Belki bana ondan hani pişmiş gelmiş olabilir. Ben çok büyük eti almadım. Küçük eti aldım. Belki de o yüzden öyle gelmiş. Bir kere yufkası bile dağıldı ya. Baksana altta bak böyle yapmışsın. Onu böyle böyle böyle. Abla güzellere basıyorsun Buse, küçük puanları. Neyin eksik buldun canım? Kokladın. Soğan geliyor dedin. Soğan geliyor diye anlamda demedim gitti ki. Neyin eksik buldun? Çok merak ediyorum neyi ya. Neyi tam ki? Neyi tam? Ben senin geline 5 verdim ya. Helal neyi olsun, Allah ya razı olsun. Aa, demek ki yapmış, geline vermişsin. Bir şey diyeyim mi sana? Allah'ım Çiğdem de bana bir konuştu, bir görseydin cırcır. Tamam da Fatma da ben hakkımı savundum. Savunsun gelinin bu sabah neyini savunacak? Soğan var işte, ne güzel. Ağzından diyorum sana. Soğan var işte, ne güzel. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kızlar doğru söylüyor. Kızlar gerçekten doğru söylüyor. Senin gelinin bu kızların arasında en kötü yemek yapıyor. Aa, niye o zaman iki verdin? Emin ediyorum. Kötü daha yemeği. O zaman neden üç verdin? Niye üç verdin? Daha yemeği. Niye üç verdin?
Daha yemeği anlayamıyor niye ki. Niye üç verdin? Yani. Kıskançlığınızdan çatlıyorsunuz. Çatır çatır çatlıyorsunuz. Yazıktır. Olsun emek işte, var. Ay ver, bu kadar da olmaz ya valla. Bu kadar da ya olmaz. Bu kadar kıskançlık. Fazla bile sana. Senin pes neyini yani, kıskanacağım gerçek. Ben de. Niye o zaman senin üç verdin? Senin neyini kıskan? Sen kurban ol o üçe. Bir verseydin. Üçe kurban ol. Bir verseydin. Keşke verebilseydik verirdik de yani uğraşılmış Fatih Bey verdirmez. İki hakkın vardı. İki vereydim beğenmediysen. Ya bir verseydin. Kötü evet senin gibi olsaydı keşke. Ben de ondan bahsediyorum ama olmuyorlar. Keşke benim gibi olsaydı. Ben 5-5 verdim. O puanları hak etmedin demek ki yani. Niye hak etmedim? O zaman sen direkt Fatma'ya arıyorsun. Benim tabaklarımı... Çünkü ben güzel yemek yaptığım için güzel tabakları Fatma zannedip 5 basıyorsun. Seni anladık zaten. O okey. Fatih Bey götürdü tabağını, sana gösterdi. Kendin bile bir tane bir şey Fatih alıp yemedin. Fatih Bey denk gelmiştir o ama hiçbiri etim pişmemiş demedi. Pişmemiş ama. Yani güzel olmuş dedim. Fatma abla sen bence gelinle azıcık yemek yapmayı öğret. Vallahi. Benim gelinim yemedi. Buse abla böyle tabakları da lütfen 3 falan kullanma. Bütün görümceler 2-2 kullanıyor. Hiç merak etme sana da kalkıp kimse hiçbir şey söylemez. Çünkü bu tabağın olmadığı ben hatta dedim ki görümceler büyük ihtimal der ki 1 puan kullanabiliyor muyuz derler dedik bu tabaklara. Çiğdem ondan mı sana 5 verdik? Aşkım ne yapayım ben yani? Ben hak ettim bu çok zahmetli bir yemek. Gerçekten. Zahmetli bir yemek. O yüzden bir tane 3 kullanayım yani 2-2. Abla dün de kullandın, ondan önceki gün de kullandın yeter. Tamam. Yani hak etmiyorlar. Niye siz mi yönlendiriyorsunuz puan hak etmiyorsunuz. Konusunda? Sen hak edeni mi düşünüyorsun? Evet hak ediyorum. Hak şansın ediyorum da 5 alıyorum. 5 alamazsam 2 alıyorum oluyor. Zaten. Bir önceki tabakta. Görümceler başka puan kullanmıyor canım. Zaten Ayşe senin yani tabakların da tarzın gibi kötü. Evet Buse'cim. Bu tabağa 2 numaralı tabağa 5 puan verdiniz. Bakalım 5 puanı hangi gelin aldı? Açalım mı? Çektik. 5 puan. Et olsun, et olsun, but olsun. Habibe'ye gidiyor. Yarası peki. Abla. İlk tabağı beğendin, eti pişmiş dedin. Sadece pilavına bahane buldun ama. Evet. Ya onun eti pişmemiş, sadece pilavına sen puan verdin. Ama bu nasıl bir şey Allah aşkına ya? Abla eti pişmiş dedin, beğendin. Lapa yapmışsın. Ablacığım diyorum lapa ya. Lapa yapmak çok zor hayatım. Tamam tabii ki de pişirdiğimiz o şekilde değildi. Ama biz onun pilav içine koyduk. Bir de fırında pişti ya hani. Hayır Ayşe'nin pilavı da lapa. Değil, pilav değil, yapmasını öğren. Onlar böyle ayrılmış yani. Gel, sizin aranızda bir şey mi var bu kız böyle kötü yemek yapmaya başladı? Aynı alakası var Buse abla. Evet. Ben kötü yemek falan yaptığımı düşünmüyorum. Fatih Bey beğendi bir kere benim tabağımı. Yapmazsın normalde ama bir şey pilavımı mi pilavımı da beğendi. Her şeyi beğendi. Et hayır beğendi aramızda yani. Bir şey mi olması gerekiyor kötü yemek hayır, yapma? Hayır böyle psikolojisi bozulmuş. Hayır sen hayır, daha tadım hayır, yapmayı hayır, bilmiyorsun. Hayır hayatım psikolojisi bir... bozulmuş. Pardon da bana diyorlar tadım yapamıyorsun diye. Sen çatalın ucuyla aldım öyle seni izledim. Ve beğendin. Ve beğendin. Güzelmiş yorumdan dedin yapamadın ya. Yaptım. Niye yapamadım güzelmiş ya gayet de güzel yorum yaptım hayır, vallahi. Hayır öbür tabaklara da çok evet yorum yapmadı ki. Yo yaptım neyine yapmadım? Hepinizden çok yapmışım. Yani daha neyini söyleyeyim. Lapalığını söyledim. Zerdeçalın ağzını çokluğunu söyledim. Baharatını, baharatını söyledim, kestanesini abla, söyledim. Abla eti pişmemiş, yufkasını söyledim. Verdi. Hanginiz o kadar hangi çok şey söylediniz? Eti pişmemiş, eti pişmemiş demedi ki. Ya eti pişmemiş dedi hayır, senin tabağına. Yok demedi. Bu pilavı güzel yapmış ama etini pişirememiş. Olmamış. Ya bunlar ne Allah aşkına ya? Duyduklarını da duymadık diyorlar. Eti pişmemiş. Ya sen abi bir ayrıca sen 5'i alıyorsun. 5'i aldıktan sonra bile bana oradan laf yok et olsun but olsun. Sana ne benim elimden budumda? Bu sen ya 5 verdiğin kişi. Bir dakika bir dakika bir dakika. 5 almışsın. Teşekkür ederim abla. Eline sağlık bir tane et olsun but olsun. Ama ben bunu yani sen neden üstüne alındın ki et olsun but olsun diye. Daha nasıl söyleyebilirsin acaba? Ben herkes öyle söylüyorum. Bütün yemeğe gelenlere de aynısını söylüyorum. Hayır ben de 5 verdim Habibe'ye. Benim ayakkabılarıma takmış. Habibe iyi misin sen ya? Renk görüşü. Ben mi renk görüşü? Yanlışlıkla giydin galiba dün o ayakkabıları. Marjinalliğin ne olduğunu bilmiyorsun. Canım ah. Kusura bakma da. Bu marjinallik bendeydi daha önce. Modadan anlamayan insanlar. Ya Allah aşkına Süren abla kendisi niye moda programlarını izler? Zaten. Neyciymiş? Punkçıymış. Punkçı mı? Evet. Nasıl punkçı? Demedin mi? Bak punkçı ayrı bir şey. Rapçi mi? Ben anlamıyorum aralarında. Rapçi de demedim. Size açıklamayı yaptım ama hatırlamıyorsunuz hatırlamıyorum galiba. Hatırlamıyorum ki. Çok üzülüyorum sizin adınıza. Ya nasıl marjinal ne tiptin o zaman? Dedin ya ben bununla bir yerler daha uçuk dedim. Daha uçuk. O zamanlar 23 yıl önce modaydı dedim. Saçlarımın arkasını kazıtıyordum dedim. Kime göre moda? Şimdi de moda.
E tamam şimdi de yapın. Şimdi yeni moda olmaya. Ben yaşıma göre yapmak istemiyorum bunu. Bir saniye tabağımı konuşmak istiyorum ya. Buse abla. Var ya. Sen Buse kötü yaptığın tabağın neyini konuşmak ya istiyorsun? Ya sen konuşma Ayşe. Allah aşkına çatal dillerinle ya. Boş boş konuşma. Kötü yaptığın Buse ablacığım bence artık bu gerçekten tadım yapmayı. Bak tamam yiyorsun içiyorsun anlıyorum onu. Hani tadım yapmayı ve puan vermeyi öğren ya. Abla güzel dediğin tabağa iki aşkım, vermek nedir Allah demedir, aşkına? Pilavına bir ton laf say. Ablacığım sadece yufkasını pilavına dedin. Böyle katlayıp katlayıp ablacığım hepimiz üst öyle üst gelmiş ya. Orası hayır değil. Orası tabii ne yapayım? Bununki öyle değil. Hayır, hayır bununki de öyle değil. Az koysak az koydu diyorsunuz. Şu çok tabağı, koysak, şu çok tabağı yüksek veren oldu mu? Hayır. Bu tabağı yüksek veren oldu mu? Fatih Bey beğendi. Tamam kaç aldın yani? İki aldın. Ne bileyim Fatih Bey'ine verdi. Beş aldın mı Fatma bu tabakta? Hayır almadım. Sayenizde. Ben normalde sen iyi yaptığında sana verir de biliyorum yani. Ablacığım en güzellerine siz düşük puan veriyorsunuz. Fatmacığım üç yüksek mi? Ha, sizin gene görümcenin verdiğiniz daha iyi yani. Değil mi canım? Az da kanaat etmen çoğu bulamazmış. Çoğu bulamazmış. Aa, şuraya örtünüz. Bak ben şuradan çiğ bile görüyorum şey yufka. Ay yok sen onun için şimdi yumurta da görürsün Habibe. Yok siz yumurta beyazını görürsünüz ama. Yaptım. Ama dedim bak. Körle yatan şaşı kalkar. Hayır hiç de kör değil benim görüncem. Seni de çok iyi görüyor. Fatma bu tabaklar sana yakışmıyor. Ay gerçekten, Allah aşkına ya. Valla şu kalır yemek yapamayan kalır gidersin o zaman üzülürüm Fatma. Ay gidersem de evlatlarımın yanına evime gideceğim. Niye bu kadar takıldınız? Yok, ben yani, gideceğim diye bu kadar takmıyorum. Sizleri göndermek için niye bu kadar çabalıyorsunuz ya? Kıskançlıklarından. Allah'ım yarabbim. Bugün de bitti. Yani puanlar verildi. Şimdi finale gidiyoruz. Bakalım bugün 5000 lirayı hangi gelin kazandı? Şimdi final. Sevgili seyirciler, bugün haftanın 3. günü, haftanın tam ortasındayız. Günün en yüksek puanını toplayıp bugünkü 5000 lirayı kazanan gelini açıklıyorum. En yakın rakibine 2 puan fark atarak 5000 lirayı kazanan gelin açıklıyorum. Çiğdem. Görüncemle ilk beşim. Evet, iki puan fark atarak en yakın rakibini 5000 lirayı kazanmış oldum. Teşekkür ederim Fatih Bey, kesenize bereket. Bugünün puan durumu şöyle. Çiğdem 17 puan, Habibe 15 puan, Fatma 11 puan, Ayşe 11 puan.